Yıkılan fabrikaya olaydan sadece birkaç gün önce güvenli olmadığı rapor verilmiş ancak çalışanlara yine de işe gelmeleri söylenmiş. Tekstil çalışanları hakları savunucusu Amerikalı Kongre üyesi George Miller kısa süre önce çöken binayı ziyaret etti. Miller perakende sektörünü suçladı ve giyim fiyatlarını aşağı çekmek için fabrikaları yarışa soktuğunu söyledi. Fabrika sahipleri sürekli olarak yeni iş alma stresi altındalar. Bu da fabrikalardaki çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve binaların yenilenmesini engelliyor. Rana Plaza trajedisi yeni önlemler için bir çağrı oldu. Bunlardan biri Bangladeş'te iş yapan perakendecilerin fabrikalardaki yapı ve yangın güvenliği konusunda bağımsız denetçilerle çalışmasını zorunlu kılan yangın ve güvenlik sözleşmesi. Miller, Amerikan perakende firmalarına sözleşmeyi imzalamaları çağrısında bulunsa da şu ana kadar sadece birkaçı imzalamış durumda. Oysa 40 civarında Avrupa firması sözleşmeye taraf oldu. Amerikalı firmaların çoğu aracı kullanıyor ve fabrikalarda ne zaman kötü bir şey yaşansa biz yetki vermedik diyorlar. Oysa Avrupalılar fabrikalarda olup biteni takip etmek için kendi çalışanlarını gönderiyorlar. Küresel ticaret uzmanı Kimberly Elliott, Amerikalı firmaların yasal sorumluluktan çekindiğini söylüyor. Mahkemeye verilme riski Amerikalı firmaları Avrupalılardan daha fazla endişelendiriyor. Sahip olmadıkları fabrikalarda sağlık ve güvenlik masraflarından sorumlu olmak istemiyorlar. Aralarında sektör devlerinin de bulunduğu Amerikalı moda perakendecileri sorumluluğu fabrikalara bırakmayı istiyor. Ünlü bir Amerikalı giyim firması ise yaptığı yazılı açıklamada sözleşmenin amacını desteklemekle birlikte Bangladeş hükümeti, yerel sektör ve çalışan temsilcilerinin de sözleşmeye dahil olması gerektiğini savundu. Elliott'a göre Bangladeş'teki facia sorumluluğu fabrikalara bırakma politikasının işlemediğini gösteriyor. Giyim sektöründe hala ciddi sorunlar yaşıyoruz. İyileşmeler de oldu, bazı uygulamalar işe yaradı ama sorunları çözmedi. Sanıyorum bu uygulamalarda amaç fabrika koşullarını düzeltmekten çok markayı korumaktı. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.